Merhaba. Kayıtta mıyız? Herkese merhaba. Herkese merhaba. Demeyecek misin kayıtta mıyız? Merhaba. Herkese merhaba. Kayıttayız değil mi şu an? Jackie kek kalıbıyla beraber... Kek kalıbı bu bölümümüzde kek kalıbını kullanmanın 10 yolundan bahsedeceğiz. Kafaya vurabilirsin. Baktık ki sıralı videolar tutuyor. Yemek yapmaktan vazgeçtik ha. Kek kalıbından frisbee. Haydi, ama böyle havada da atıyorsun, üstüne böyle havada bir şey atmaya, oyunlu. Hayır öyle bir şey. Evet, yumurta atıyorum. Atıyorsun ya sen onu mesela, ben havada içine bunu sokmaya evet, çalışıyorum. Doğru. Çok zor. Her şeyde. Biri farklı puan. Bunu gerçekten yapmıyorum. Şu 30 puan, onun 20 puan, içinde puanları yazacağız. Evet. Bu 30, bu 20. Niye öyle ayırdın, niye 30 diyor? Bunu sorman için. Herkese merhaba, bugün kanalda iki yaramaz misafirim var. Bir de 3. Bir de 3. onu daha sonra tanışalım. Puşka. Suşka. 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 Rus bugün mu? Kanalda iki Rus. Rus'ta. Rus'ta. Nereden bildin? Suşka. Vallahi bildi. Rus nasıl isimlerini biliyor ya yalnız. Rus isimlerini çok hakim. Bugün yanımda iki Jackie. Tane çok yaramaz misafirim var. Ellerini bir türlü tutar. Arkadaşlar az sonra bol bol kullanacaksınız. Böyle. Herkes böyle. Sokakreportajları.com YouTube muhabbetinden çok çalıştım abi söylemeyeceğim. .com'u artık kullanmıyoruz biz. Ama en son kullanmışsınız yani ve bunun da muhabbeti dolmuş. Kullanıyoruz ya. Kullanmasak daha iyi ama. Çünkü artık kimse web sitesine girmiyor. YouTube, her şey YouTube. Yanımda oldu. Kemal. Yeni Dünya YouTube'da abi. Ve Jackie var. Yeni Dünya. Bugün beraber abi, yemek yapacağız. Daha doğrusu onlar yapacak. Ben nasıl yapacaklar? Bir dakika biz mi yapacağız yemeği? Sürpriz. Sen biliyor musun? Ben her sabah bıldırcın yumurtası kırıyorum kendime. Onun için çok hakimim konuya. Onlar için çok özel bir tarif seçtim. Ben bunu en son gerçekten ilkokul zamanında annem babam falan alıp yapıyordu. Sonra hiç yemedim. Şimdi ikiniz buraya geliyorsunuz. Ben aradan çekiliyorum. Patatesleri soyuyoruz arkadaşlar. Rendeliyoruz. En güzel işi bize bırak. Peki bunlar nasıl haşlanmış patates? Bunun böyle piş pişleri var. Az haşladım var, onu da vereyim. Az haşladım sizin için. Ama haşlanmış patatesi onunla soymakta zorlanırsan yine de vereyim. Elle soyacağım. Elle mi bıçakla mı? Bıçakla. Elle. Elle nasıl soyacaksın? Bir göster. Şefkatle. Sevgiyle. Aa soyuluyor vallahi, soyuluyor. Haklıymış. Ben sizi kontrol edeceğim. Karnından gurultu mu vallahi yapsın? Vallahi karnım guruldamaya başladı, çok acıktım. Çabuk olun biraz. Şefin guruluklar ismi bir tey mi çeksek acaba? Kemal. Patates simsiyah. Neresi simsiyah? Baksana her yer. Ama tatlım sen oralara minnacık minnacık olacaksın. Bütün patatesi alıyorsun yani. Yarısını at şöyle, çöpe herif. Şimdi Kemal sen söyleyeceğim. Peyniri rendelemeye başlayabilirsin. Bu ne peyniriydi? Bu kolati peyniri kolati ya da kolot peyniri. Peyniri diye peynir geçer. Nereden, Karadeniz'e özel kolot ya da koloti diyebilirsiniz. Böyle bence. Ben dün oradan Trabzon'dan getirdim Musti. Sırf bunu için gittim, o peyniri almak için gittim. Kolot peyniri. Şöyle bunun burası. Ortasına doğru getir taban. Tamam. Bravo. Kolot peyniri. Meryem tamam. Bu kolotlu peynirin özelliği ne? Karadeniz peyniri en güzel özelliği. Özellikle muhlamada kullanılır ve Karadeniz'de menemende de kullanılır. Kaşar peyniri gibi soğuduktan sonra hemen sertleşmez. Hep bu hani bandırdığın zaman böyle uzuyan uzuyor ya, aynen öyle. Aa. Şimdi Jackie sen de patatesleri rendeleyeceksin. Sana şöyle vereceğim, bir de rendeleyeceğim bir şey vereyim. Nereye canım. Rendeleyeceğim onları? Vereyim hemen. Havaya doğru rendeleyeceğim. Bir şey verir herhalde Meryem, tahmin ediyorum. Aferin Jackie, fikirim. İnanılmaz. Ben böyle rendeleme görmedim ya hayatımda. Resmen rende konusunda yeni bir bakış açısı getirdim. Bence bu yeter Kemal, bu olmuş. Yiyelim onun geri kalanını. Hadi bunu yiyelim. Can mı? Hı hı. Oo. Evet, şimdi iş bölümü yapacağız yine. biriniz maydanozları kesecek. Kim daha iyi? Kim ister? Ben keserim. Bu kessin. Tamam. Küçük. Daha biriniz iyi. Maydanozları minik minik doğrayacak. Sen de bunu yağlayacaksın. Tamam, yağlayayım. Neyle? Sana şöyle bir tane fırça vereceğim. Şöyle zeytinyağı vereceğim. İçerisine azıcık böyle gezdirip sonra fırçayla her yerine... Dur, ne alayım? Şöyle. Aynen böyle gezdir. Ay, en sevdiğim yine tarif yöntemi. Ben anlatayım, onlar yapsın. Hiçbir şey yapmıyor. Tamam, o yeter. Çok yeter. Meryem mutlu. Hiçbir şey yapmadım tarifler. En sevdiğim tarifler. Bu tarifte patatesin içerisinde biz peynir rendeledik. Kolati peynir seçtik. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Biraz maydanoz doğradık. İstediğiniz için... Sen mozzarella peyniri koyabilirler mi? Tabii ki koyabilirler ama daha kaşarımsı bir peynir. Biraz daha sert bir peynir daha kaşar iyi. Kaşar her zaman daha en daha iyidir. Aynen öyle. Doğru konularda değil mi? Şimdi evet.
Kaşar her zaman daha tercih edilmesi bir peynir. Alayım canım, sana bunu vereyim. Ne yapacağım kaşarı? Bunu da karıştıracaksın bıçakla. Koyup karıştıracak mıyım? Evet. Şimdi içerisine başka ne koymak istersiniz size soracağım. Kıyma. Bu bayılır. Patatesli kıyma. Her şey kıyma. Çok iyi, çok iyi olur yani. Pul biber. Kıymalı börek sever. Pul biber tabii ki. Pul biber. Pul biber, karabiber. Ne kadar acın varsa getir. Ondan sonra başka ne konulacak bunun içine? Biraz kıyma enteresan olabilir tabii. Biliyor musun? Ne? Biraz kimyon. Ama çok değil. Ama çok değil. Tadı bastı. Biraz tadı bastı. Kimyon? Lök kimyon. Lök kimyon? Benim bitti galiba. Ben senin oynamaya başladım. Senin fazlasıyla ol, evet, ben onu alayım Jacky'cim. Kimyon? Lök kimyon? Yapıyorsun Kemal'in elini üstüne döküyorsun. Oğlum ne yapıyorsun hakikaten? Adamı lezzetlendiriyor. Bak şu anda tam kıvamı koydum yani. Bunun bir azı az olur. Yani çoğu çok. Bunlar biraz daha almadın sanki. Yok yeter. Şimdi aynen evet. Bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra küçük küçük parçalar alıp içerisine koyuyoruz muffin kaplarını. Peki ikimiz birimiz mi hepimiz mi? Hepimiz birimiz için. Aa, nasıl tercih edersiniz? Onu da bir de ekmek kırıntısını da tutsun diye koyuyoruz. Yani benim yapmamı istiyorsanız yaparım. Ekmek kırıntısı da attık. Haydi bakalım. Kim yapıyor? Yap sen, hadi yap. Sen seversin böyle şeyleri. Evet. Şimdi... Bu eli ne yapacağız? Şimdi iki elinizle... Aynen. O ele lütfen bunun içerisine böyle yuvarlak yuvarlak toplayıp ele, koyun. O ele ihtiyacımız var dedi. Şimdi bunu böyle üzerlerine bastıracağız, yuva açacağız. Al Kemal sen yap. Aç yuvaları. Yuva açacağım. Yuvanızı açarım lan. Hı. Böyle çok mi? Çok güzel. Birisine... Yuva yapma konusunda üstüme yoktur Jacky. Yuvanızı yaparım. Yuva kuran Kemal. Bıldırcın. Senin tanıştırıp evlendirdiğin birileri var mı? Senin sadece tanıştırdığın. Kesin vardır. Şu anda hatırlamam ama kesin vardır. Hatırlamıyorsan yok. Kesin vardır abi. Hatırlamıyorsan yok. Hatırlasan olur aynen. Çünkü yani bu muhabbet geçer. Evlenirlerken derler ki bizim Musti tanıştır derler. Benim şeyimle tanışan vardır. Yani ama böyle siz tanışın evlenin dememişimdir de yani. Ama tanışın zaten demiştim. Öyle olmuyor genellikle. Önce tanışmaları gerekiyor. Sonra gerekiyor söyleniyorlar çok. Evet, yuvaları açtık. Şimdi fırına veriyoruz. 200 derecede yaklaşık bir 5-10 dakika üzerleri biraz kızarana kadar pişireceğiz. Ondan sonra bıldırcı yumurtalarını kıracağız. Yine pişireceğiz. Tam 10 dakikadır kendileri orada 180 derecede mi Merlin? Öyle bir şeyler değil 200. Mi? 200 derecede cayır cayır. Az önce yaptığımız patates topları kendinden geçti. Nar gibi kızardılar. Jacky arkadaşım çıkardı. Jacky'cim fırını kapatabilir misiniz? Kaybetmesin. Muhteşem gözüküyor gerçekten. Çok iyi. Niye? Çünkü biz yaptık. Ben yapsam bu kadar güzel olmayabilirdi. Kesin. Hadi o zaman bıldırcınları da kırın. Buraya mı kırın, üstüne mi kıracağız? Buraya oraya... kabuklar, buraya kıracağım bebeğim. Şöyle. Kabukları buraya atıyorsun, oraya yumurta atıyorsun. Ay, çok minicik. Maşallah. Ya ben bunları kıyamam. Kıramadım. bu nasıl oluyor? Jacky bu konuda şey biraz beceriksiz galiba. Jacky, bugün niye böyle? Abi kabuk düşürdün sen. Al oğlum önce odam. Jacky. Ay imdat kırılmadı bu. Ya. Bak bir de patlattı sarısını ya. Dök. Nasıl diyorsun? Kabuk da gitti içine. İyi hadi. Bir de kabuk mu? Evet. Dur ben alayım onu. Ben beceremedim. Sakin. Kabuk almanın pratik yöntemi nasıl? Bir bıçak ıslatılır ve ondan sonra kabuk böyle kolayca alınır. Aa, ne güzel olacak. Zaten biz bunu yap diye sana şey yaptık. Kabuk. Yani bu planlı yani burada bir şey yapmadım. Şu araya da kaçtım halim. Araya çok... bir nasıl videosu girdim. Musi çok güzel yapıyor bunu. Aferin. Bıldırcın yumurtasını nasıl kırılacağını çok iyi biliyor. Abi biraz sert vurman gerekiyor. Bıldırcın yumurtası öyle yumuşak gelebilir. O hiç vurmadan eliyle açıyor. Çünkü bu şey de Tokito. Kırılmıştı zaten de o yüzden. Dokununca bozuyor adam öyle bir durum var. Kemal'e bak marifet çıktı ya. Çatır ya. Çutur adam. Al da onu. Neyse dur. Başka veririm o en kötü. Ben lanet söylüyorum. Tamam. Şimdi yumurtaları kırdık. Fırını kapatıyorum. Çünkü çok çabuk pişecek. Sarısı da birazcık böyle şey kalsın istiyoruz. Bandalık kalsın istiyoruz. Oo ve... ne banacağız ona? Ekmek var mı? Of ne diyorsun ya? Ekmek banacağız. Yine fırına giriyor. Hem lezzetli hem sağlıklı hem de pratik olan kahvaltı tarifimiz. Bugün bıldırcın yumurtalı patatesli eşliğinde ve gıybet ne peynirle? Gıybet peynirle. Kıkıbet. Kolati. Ne? Kolati gıybet. Kolati peynirle eşliğinde hazırladığımız çok basit, kolay
Misafir aldığınızda kahvaltıya çok rahat onların gönlünü çalabileceğiniz bir kahvaltı oldu. Bu arada, bu programda yılbaşının ilk programı, yılbaşı kahvaltılarında. Şu an yılbaşı kutlamaları. Şu anda 2017'deyiz. Evet. 2017'nin kahvaltılarında kullanabiliriz. Çekmeye başladık. 2017'deyiz şu anda biz. Musti heyecanlandı, dikkat edin. Çok iyi yağlamışım. Hmm. Mükemmel yağlamışım. Senin yağlaman sayesinde bunlara geldik. Onu tadı hep birlikte üçümüz tadıyoruz. Hay hay, çıkar mı çıkar mı? Niye? Çok açım ben. Yiyeceğiz işte. Nasıl olsa çıkaracağız. Şuradan çekince çıkmıyor mu? Hayır, çünkü içine şey koymadık ya. Muffin şeyi de koyabilirdik ama tercih etmedim. Aferin ki var. Musti aç olduğunda çok tehlikeli olabiliyor. Eli ayağı titriyor ve hiçbir şey düşünmez oluyor. Ve mesela size yemek kalmayabilir. Tamam. Ağzını alamadı. Haydi bakalım, Musti, buyurun tadalım. Musti, oradan ekmek ver. Kedi bile acıyor. Bunu Musti'yi patlattım. Umut, yumurtayı patlattım. Patlamadı ama. Benimki patladı. Zaten küçücük sarısı var, ne yapsın? Çok hafif bir şeymiş bu. Bunun içinde böyle enteresan. Bir sıcağın başka lezzet, bir sıcağın başka lezzet kanka. İnanılmaz. Bir kez söyleyeceğim Umut'un inanılmaz olmuş. O zaman herkese afiyet olsun. Seviyoruz. Hoşçakalın. Yine gelin. Yine gelin. Biz çok rahat oluyor böyle. Hadi. Hadi beyler, kahvaltıya.